Her akşam olduğu gibi programımızda bir canlı bağlantımız daha olacak. Sevgili izleyenler, milli basketbolcumuz Cansu Köksal'la birlikteyiz. Hem bu süreci nasıl geçirdiğini konuşacağız hem de tabii ki önümüzdeki dönemden beklentilerini. Cansu Köksal merhabalar, iyi akşamlar dileyelim. Merhaba. Nasılsın öncelikle? Nasıl geçiyor günler? Uzunca bir süre oldu. Karantina da devam ediyor ama senin adına geride kalan süreç nasıl geçti? Teşekkür ederim öncelikle. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Olcay Teşekkür Çakır'la ederiz beraberiz Cansu Hanım. stüdyoda. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle ben Fransa'daydım. Bu sene yarım sezonu Fransa'da oynuyordum. Fakat bu olaylardan dolayı son uçakla dönmek zorunda kaldım ülkeye ve orada Türkiye'den daha önce ertelendi ligler ve şu anda da iptal oldu. Şu an süreci bekliyoruz. Milli takımlar da ertelendi. Evimizde antrenman yapıyoruz. Bir şekilde sabredip liglerle alakalı kararın sonucunu bekliyoruz. Cansu, Fransa'daki son günleri düşününce buraya dönmeden önce o hafta nasıl açıklarsın bize, nasıl anlatabilirsin? Yani iptal kararını bekliyor muydunuz? Buraya dönüş sürecin nasıl gerçekleşti? İyi ki de dönebilmişsin tabii bir yandan da. Evet, biraz stresli bir dönemdi. Türkiye yavaş yavaş kapıları birkaç ülkeye kapattıktan sonra ben zaten menajerimle iletişime geçmiştim dönmek istiyorum diye. Çünkü insan kendi ülkesinde, bu süreçte kendi ülkesinde olmak istiyor. Zaten bunu daha kulüple konuşmadan önce onlar bir iki gün daha bekleyin dediler. Ve hani burada ertelenecek ligler. Orada ertelendikten sonra iki gün sonraydı uçağım ama bir gün erken almak zorunda kaldım. Çünkü Türkiye Fransa'ya da uçakları kapatma kararı aldı. Son uçakla geri dönebildim. Şimdi hem tabii ki Türkiye'de basketbolcu arkadaşlarınızla sık sık iletişim halindesinizdir diye tahmin ediyorum. Diğer yandan da işte kariyerinin bu bölümünü Fransa'da geçiriyordun. Onlarla da iletişimin devam ediyor mu? Nasıl bir öngörü var yaşadığımız sürecin ardından beklediklerimize dair? Fransa'daki takım arkadaşlarımla konuşuyoruz. Aynı takım önümüzdeki sene devam edecek. Orada bu sezon oynanmamış gibi sayıyorlar. Onlar sanırım iki gün sonrasında onların evden çıkma yasağı bitiyor ve onlar biraz antrenmanlara başlayacaklar. Ama onlar tamamen önümüzdeki sezona çalışacaklar. Yani burayla Türkiye ile alakalı hiçbir bilgim yok. Futbol sezonlaştılar ama basketbol bu şekilde olur mu bilmiyorum. Sonuçta kapalı saha, futbolla aynı değil. Yani şu an hiçbir fikrim yok. Biz de bir an önce düzelsin. Tabii ki öncelik sağlık ama bir an önce düzelip biz de sağlığı çok özledik. Biz şimdi hep bu önümüzde oluşan bazı senaryolara dair tarihleri konuşurken tabii ki federasyonlar ya da ülkeler arasındaki bu önemli kurumlar bazı hedefler koymaya gayreti içinde ama hep de diyoruz ki yorumcularımız da sık sık bundan bahsediyor. Sporcular ne hissediyor sahaya tekrar dönmek konusunda? Çünkü birçok sporcu aileleriyle beraber yaşıyor ya da iletişim halinde kalmak durumunda sürekli. Sahaya dönüş fikri nasıl hisler uyandırıyor sende? Çok özledik. Hepimiz dönmek istiyoruz. Artık bir yerden sonra motivasyonumuzu kaybediyoruz. Evde antrenman yapmak aynı şey olmuyor. Ama tabii ki ailelerimizle yaşıyoruz ve bu da bizi ürkütüyor, yani korkutuyor. Yani tamamen her şey düzelmeden ben özlemiş olsam da başlama taraftarı değilim. Evet, yani aslında bir şekilde herkes sağlıklı hayatına devam edebilmek istiyor. Diğer yandan da sporcu olarak kariyeriniz tamamen bir tempo içinde geçmeye alışkın durumdasınız. Ama motivasyonu, evet. Yani biz ilk haftalarda genelde sporcularla böyle canlı bağlantılarda sohbet ederken antrenmana dair, evde antrenman yapmaya dair motivasyonları biraz daha yüksekti ama haliyle zaman geçti. Ve önde de bir hedef görmeyince bu biraz zorlaşıyor. Senin gün içindeki antrenman rutini nasıl işliyor şu anda? Ben ilk iki ay hep evde antrenman yaptım. Fakat şu an haftanın bir iki günü ormana gidip koşuyorum. Çünkü gerçekten evde bir yerden sonra motivasyonumuz kayboluyor. İlk zamanlar biraz da görüntülü konuşmalarla arkadaşlarımızla birlikte yapıyorduk antrenmanlarımızı. Fakat işte dediğim gibi bir yerden sonra motivasyon kalmadıktan sonra devam edemiyorsun. Şu an yapıyorum hala antrenmanı evde. Dediğim gibi koşmaya da çıkıyorum.
Ama bir an önce geçerse tabii hepimiz için daha iyi olacak.